Hepinize selamlar dostlar. Ee, ne kadar hızlı konuştum ki. Hepinize selamlar dostlar. Ee, şimdi bu videoyu şeyden dolayı çekiyorum. Ee, bir yorum. Son videomun altına gelen bu yorum. Daha okuyalı bir 20 dakika oldu. Bu ikinci kayda girişim. Kaç küçük sıkıntıdan dolayı o e, güzel oldu. Hatta kendisine de şu cevabı verdim. Demiş ki kolay gelsin usta güzel video like attım da ben şey soracaktım aldığın koltuğu almayı düşünüyorum da mavi renginden ee, Sen onu Türk kendi mağazasından mı aldın ve uzun kullanımda tecrübeleri neler cevaplarsan sevinirim Türk kendi mağazasından almadım evzona.com'dan aldım Hatta bakalım fiyat farkı var mıymış Türk sit Euro'ya geçiyorum. geçiyor. Bir de şu Evzona. Ee, Türk sitteki fiyatları. Aynen bak burada. Renk farklarının fiyat farkı yok diye biliyorum. Varsa da 10 lira vardır. Evzona. Kategori yok mu sende? Ofis mobilyası. Bunlar ofis koltuğu diye geçiyor çünkü. Evet. Satmış bayağı bir şey ederiz. <laughs> Ekran çok parlak geldi ya. Bu şiş şey, sitelerinde arka planı beyaz kullananları sevmiyorum. Aa, Tükenmiş. Dostlar. E, hangi siteden aldın diye sorarsanız cevap açık. Arada 100 lira fark var. Yani, tabii ki Evzona'dan alacağım. E, bunlar tükenmiş de. stoğa gelirler yüksek ihtimalle. Eğer gelmezlerse de yapacak bir şey yok buradan. Yani Allah hiç o açıdan düşünmemiştim. Tükenecekleri hiç gelmemişti. Nasıl tamam aldın tamam. Uzun kullanımda tecrübelerin neler? Koltuk rahat. Ama bu sentetikleri. ondan dolayı terletiyor. E, ayrıyeten bu şey hani geriye yaslanma şeyi var bunun. Ay Şöyle yapınca mesela hiç ses çıkarmıyor böyle. Bulutların üstündeymiş gibi kayıyor bitiyor. Ee, sonra Şey gelim Hangi renk demişti? mavi renk Şimdi şuradan OBS açmak zorundayım şöyle hafif Gölge Bakın asıl görünüşü şu, şu Renk Yaklaştırsam bakalım bakalım Hani şu renk geliyor bakın çok soluk değil mi? resimdekine bakalım yeşilinin. Tüksit Concord. Görseller. Bir de buraya bak. Ne güzel bir yeşil. Resimdeki gibi gelmiyor. Ki hatta şöyle örnekleyelim. Hem bak sana bu vaat edilmiş. Sana gelmiş böyle. Yastık böyle gelmiyor tabi o adam arkadan sıkı bağladığı için öyle görünüyor. Bu bayağı kullanmış yani mahvetmiş şuralarını hiç düzgün bakmamış. İnsan arada kalkar bir yürür ya. Yani öyle resimde göründüğü gibi gelmiyor. Şu mavi daha soluk gelecek mesela. Aradan baktık, baktığında en güzeli mavidir. Ama öyle olmayacak işte. Aldığında en iyi hangileri görünüyor biliyor musun? Kırmızı, turuncu, siyah. Sana tavsiyem budur. Ben niye yeşil aldım dersen ben yeşil hastasıyım. Yani yeşil psikopat derecede seviyorum. Aldığıma da biraz pişmanım. Green screen kullanamadığım için burayı mavi yapmak zorunda kaldım. O biraz sıkıntı çıkardı bana. Tek sıkıntı mı oldu yani? Genel olarak koltuk rahat. Koltuğu ilk alıp oturduğunuzda kadar rahat geliyor ki böyle mükemmel yani. Bayram ediyor kalçanız. Başka söyleyeceğim. Ben tetikledik. Terletiyor. Yani her koltuk terletiyor. Kumaş koltuk alsan 2 saat geç terletecek. Ama rahat olmayacaksın. Bundan daha, bu daha rahat. Terletiyor. Ee, ses çıkarmıyor. Bu yaslanma şeyi falan. Hmm. Yoruma bir daha bakmam lazım. Tecrübelerimi anlattım. Da söyledim. Cevaplarsan şey sevinirim demiş. Önemli değil. O kadar Bu video şuna da vesile oldu ee, Bu kulaklığında şu an tecrübe şeyini anlatacağım şu an sesim biraz azalabilir Kulaklığı çıkararak göstererek anlat. yüzden Şöyle bir sahneye girelim Yanıyor değil mi Dostlar Ted ben... var ya ne yumuşak ne sert öyle bir şey ee, yani sert olmasının avantajı kulağınıza direkt şöyle yapışıyor buraya ve dışarıdan ses almasını engelliyor ondan dolayı çok büyük bir avantaj sağlıyor diğer kulaklıklara kıyasla ee, mikrofonu derseniz zaten stüdyo kalitesinde neredeyse yani bir canlı yayın kalitesini çok rahatlıkla yakalayabilirsiniz e de bir kaç desibel ayarı yaparsanız cillop yani ben kullanıyorum yani ben e, şey sese falan edit yapmıyorum. Videoda genel olarak edit yapmamaya çalışıyorum. Çünkü e, boyutu büyüyor ve benim internetimin uploadu saniyede 50 kilobayt upload. 50 kilobayt yani. İnsan sinirlenmesi geliyor. Hatta şey bu videoda PUBG videosunda bir dakika şu an göremiyorsunuz. PUBG videosunda muhabbeti döndü bunun. Hatta bu internetle ilgili TTNT'e biraz giriştim ama. Hmm. Mikrofonu iyi. Şu üst bant. Kafanıza gelen bant kısmı. O normal kulaklıklara kıyasla geniş. Kafanıza oturuyor. Ve ağırlığını neredeyse yarıya indiriyor gibi. Kafanız hissetmiyor kulaklığı ya. Yani kafanızda kulaklık olduğunu bile unutabilirsiniz. Öyle bir şey. Hmm. Başka. Mikrofon dedik. Pedler dedik. Ne şey dedik. Ee, 40 mm sürücüler vardı diye hatırlıyorum. Sesi çok temiz veriyor. Titreşim özelliği de çok güzel. Bu videoyu... Normalde ben PUBG'de hiç böyle korkan bir tepki vermemiştim. Kulaklığı kullandım ilk gün bu. İlk gün çektim bu videoyu. Bayağı bir geç attım da. Bu adam vurduk, vurduğunda bir titreşim geldi abi. O an hissettim yani. Direkt panikledim böyle. Ondan dolayı öyle bir tepki verdi. Normalde aferin der. Söver. Geçerdik. Eee böyle. Hmm, başka da bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Başka sorularınız varsa direkt yoruma yazın. Yine en kısa sürede bir 10-20 dakika sonra gördükten video çekerim. Eee o zaman bay bay efendim.